Saygıdeğer hocalarım, değerli meslektaşlarım. 11. Gazi Mumuz Atatürk'ün kursuna hoş geldiniz. İlk olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı söylemeye davet ediyorum sizleri. Şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere Gazi Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Nadir Gülekan hocamızı davet ediyorum. Günaydın. Değerli hocalarım, sevgili katılımcılar, 11. omuz artroskopi kursuna hoş geldiniz. Bu kursu ilk düzenlediğimiz günlerden itibaren çok büyük gelişmeler olmuş. Ben de sabah klipleri izlerken anatomi laboratuvarını tanıyamadım gerçekten. Gerek teknik açıdan gerekse ekipman açısından çok büyük katkılar sağladılar. Bu bakımdan başta Ulunay hocam olmak üzere ortopedinin öğretim elemanlarına ve çalışanlarına, yine anatomi alanında başta Meltem Hoca ve Rabet Hoca olmak üzere anatomi anabilim dalımızdaki çalışanlara, bu kursu düzenlemede katkı sağlayan tüm firmalara, ayrıca arada kayıntı olsun diğer yardımlarını esirgemeyen Gazi Üniversitesi dekanlığımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Üç gün boyunca düzenlenecek olan bu kursta sadece bir gün anatomide geçireceksiniz. O gün de dükkan sizin. Ne isterseniz yapabilirsiniz. Bence mahsuru yok. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Saygılar sunuyorum. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Gazi Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Selçuk Bölükbaşı hocamızı davet ediyorum. Günaydın. Sevgili Ulunay'ın yıllar önce başlatıp bugün 11.sini düzenlediği Gazi Omuz Artroskopi kursuna hoş geldiniz. Bu sene Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği'nin düzenlediği 10. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi Ankara'da yapılacak. 21-24 Mart tarihleri arasında Hilton'da.
Ben de bu kongrenin onursal başkanıyım. Onursal başkan demek şu demek, siz bize onur verdiniz ama yaşlandınız demek. Ben yaşlandığıma göre artık omuz cerrahisiyle ilgili de Türkiye tarihi üzerinde bir iki hatırlatma yapma hakkına sahip görüyorum kendimi. 1992 yılında ortopedinin duayeni artık Türkiye'deki modern ortopedinin kurucusu Rıdvan Hoca, Rıdvan Ege, o dönemde bir elin parmakları kadar bir de çok olmayan bir grup arkadaşa dedi ki siz omuz ve dirsek cerrahisi derneğini kurun ama ayrı kurmayın. Yani Totbit'in şubesi olarak kurun. Kadıköy şubesi olarak biz de kurduk o derneği. Kuranların arasında işte ben varım, doçentim o zaman. Selçuk Bölükbaşı, Osman Güven, Ahmet Ekin ve bir grup arkadaşla o derneği kurduk 92'de. 93'te de ilk omuz sempozyumu, Türkiye'de ilk omuz sempozyumu, birinci omuz sempozyumunu İstanbul'da yaptık. O sempozyumun bildirisi, basımını Şahap Hoca çıkarmış olduğu dergi var vakfının. O dergide yayınlamıştı. Geçen gün tekrar elimize geçti. Çok güzel bir hatıra. Yani tarihe not düşmek için onu da aldım. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi'ne sunacağım. Türkiye'de omuz cerrahisinin tarihi deyince ilk omuz artroskopisini yapanların başında Profesör Doktor Şahap Atik geliyor, aramızda bulunan hocamız. Aslında onu hiç unutmamak lazım. Bu arada İstanbul'da 1992 yılında bir dernek daha kuruldu. Onu da Profesör Doktor Yılmaz Akalın, o dönemde daha asistandı Profesör Doktor Mehmet Demirhan. Demirhan'la şimdi gurur duyuyoruz çünkü gelecek dönem Avrupa Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği'nin başkanlığını üstlendi. Yani Mehmet Demirhan o noktaya geldi. Bir elin parmakları kadar az sayıda olan omuzcular olarak dedik ki iki dernek olmaz. O zaman diz ile uğraşanların aslında birden fazla, o kadar çok derneği vardı ki tartışmalar vardı. Biz dedik hiç olmazsa birleşelim. Birleştik. 1993, 20 Nisan 1993'te biz Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği'ni kurduk. O günlerde yaptığımız toplantılar sempozyumdan sonra Omuz ve Dirsek Cerrahisi günlerine döndü. Omuz ve Dirsek Cerrahisi günlerinin dördüncüsünü de biz 1999'da gene Ankara'da yaptık, burada yaptık. Ve 2000 yılından itibaren artık Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi yapma yeterliliğini ancak kendimizde bulduk. 2000 yılından itibaren de 2 senede bir Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi yapıyoruz. Ve dönerek İstanbul, Ankara ve Anadolu, İzmir ve Anadolu'nun bazı şehirlerinde olmak üzere Ankara'da da 2 defa yaptık. Üçüncüsünü işte bu sene, yani Ankara'da üçüncüsünü, yoksa kongrenin onuncusunu bu Nisan ayında Ankara'da Hilton'da yapıyoruz. Sizin gibi omuzla ilgilenen herkesi o kongreye davet ediyorum. Tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum ve kursun hepinize faydalı ve yararlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere yine Gazi Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Şahap Atik hocamızı davet ediyorum. Sayın Rektör, Anatomi Bölümünün değerli hocaları, Ortopedinin değerli hocaları, sevgili misafirler ve Unay Hoca'nın
düzenlediği bir toplantı vesilesiyle tekrar görmekten mutluluk duyduğumuz Gazi Ortopedisi'nden iç ses alan değerli arkadaşlarımız. Hepinize tekrar günaydın ve hoş geldiniz diyorum. Yani yıllar çabuk geçiyor hakikaten. Demin Selçuk Hoca'nın dediği gibi bazı belgeler olmasa söylediklerimiz havada kalacak. Çünkü aksini iddia edenler de olabiliyor. Bendeki kayıtlar ya bizim dergide yayınlanmış belgeler ya toplantıların broşürleri. Onlardan söylediklerimizin gerçek olduğunu ispatlayabiliyoruz. 90 yılında önce şunu söyleyeyim. 1985'te ilk artroskopi, diz artroskopisi ameliyatını Gazi'de yaptık. Yani kendi deneyimimiz, bizden önce yapanlar vardı. Ve onunla kazandığımız tecrübeden sonra diğer eklemlerin artroskoplarına başladık. Neredeyse benim bildiğim şu anda Gazi'de artroskopisi yapılmayan eklem yok. Aynı şekilde protezi yapılmayan eklem de yok. Bir tek ben ayak bileğinin protezine karşı çıkıyorum, orada bazı sıkıntıları var. İlginçtir, önce dizde tanısal artroskopiyle başladık, kazandığımız deneyimle cerrahiye geçtik. Fakat omuzda doğrudan cerrahi artroskopiye başladık. Ama tabii bu birdenbire olmadı. Önce İsveç'te, Stockholm'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde değişik ülkelerde eğitimler aldık. Ve Selçuk Hoca ile, bilmiyorum Rabet Hoca ve Meltem Hoca, Ozan aramızdalar mıydı? Şeydi galiba değil mi başkan? Yok, hep asıl Hocaip Hoca. Kim? Önce Deniz Erdoğan'dı bu dönemde. Öyle mi? O dönemdeniz. Ve o dönemde bize sağlıklı imkanlarla Selçuk Hoca ile omuz artroskopisine başlamadan bir küçük bir kadarla çalışmamız olmuştu. Tabii şimdiki kadar kapsamlı olmadı hiçbir zaman. Arkasından ben Los Angeles'ta omuz artroskopisi ameliyatlarına kadar burada gördüğünüz gibi oldu. Arkasından da bu deneyimlerden sonra ameliyatlara başladık ve burada gördüğünüz gibi yaptığımız ameliyatlardan biri de subakramiyal dekompresyon idi. Bu da 1991. Ve yayınlara başladık arkasından peş peşe. Selçuk Hoca omuz bölümünün ve pediatrik ortopedinin sorumlusuydu ve onun hatta ilk başladığında ona da itiraz edenler oldu. İşte hasta gelmez, omuz hastası ne kadar var ki falan gibi. Ama şimdi neredeyse bizim kliniğin şu anda o yükü Ulunay Hoca taşıyor. Herhalde en çok hasta sayısı omuz hastası. Siz neyi çok yaparsanız hastalar da size daha çok geliyor. Ve arkasından bu yayınlar devam etti. O sırada lazerde de gene sadece Türkiye'de değil, dünyada önderlik yapıyorduk ve bu çalışmalar, bu da demin Selçuk Hoca'nın bahsettiği belge, ilk Türkiye'de düzenlenen omuz sempozyumu 13 Kasım 1993 İstanbul'da. Hatta Mehmet Demirhan Hoca, şimdi o da profesör oldu ya, hep söyler o zaman ben asistandım hocam diye. Ve bu düzenleme kurulu içerisinde demin Selçuk Hoca'nın söylediği gibi Selçuk Hoca ve arkadaşları vardı ki bunlar zaten omuz derneğinin kurucuları içerisindeydiler ve sanıyorum hep Gazi'de söylediğimiz gerçek, asistan arkadaşlara öğütlüyoruz. İyi bir akademisyen iseniz kendinizi geçen hocalar yetiştirmeniz lazım. Bir ikincisi, siz emekli olduğunuzda veya ortopediyi bıraktığınızda bir iz bırakmanız lazım. Yani ben şahsen Şahap Hoca çok iyi bir insandı denmesi yerine Şahap Hoca şunları şunları yaptı, bize şunları şunları öğretti demesini tercih ederim. Herhalde Selçuk Hocam da, Ulunay Hocam da, siz hocalarım da buna katılırsınız. Geleneksel aletlerle lazerin karşılaşması burada ve sonra yine Türkiye'nin Science Citation Index'e giren ilk ortopedi dergisi olan, şu anda iki dergi var zaten, eklem hastalıkları cerrahisinde peş peşe makalelerimizi yayınlamaya başladık. Bu dergi geçen sene 1.101 impact faktörüne ulaştı. Bu dünyada şu anda Science Citation Index'e dahil 74 kadar dergi var. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği çoğunluklu olmak üzere. Ve biz burada orta sıralardayız. Altımızda Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Avrupa'dan birçok ülke var. Diğer kardeş dergi bizim yarımız kadar, aşağı yukarı 0.600 impact faktörüyle, o da o şeye dahil. Ve sonra bu literatürde ilk kitap olan Arthroscopic Laser Surgery'de omuz artroskopi hastalarımıza dahil olmak üzere yayınlandı. Arkasından eklem cerrahisi, gene bu Gazi Ortopedi'nin eklem cerrahisi deneyimlerini kapsıyor. Burada yine omuz artroskopisi yer aldı. Ve sadece
bu o zamanlar düzenlediğimiz Gazi Ortopedi Günlerinde sadece iyiliklerden değil komplikasyonlardan da bahsediyorduk ve klinik olarak bu teraziyi her zaman kullanıyoruz. Atacağımız adımlar hastaya yarar mı getirir, zarar mı getirir, hangisi daha fazladır? Ve bir de kendimize yapılmasını istemediğimiz şeyi hastalara, yakınlarımızın yapılmasını istemediğimiz şeyleri hastalara yapılmamasını tavsiye ediyoruz. Ve bu da bu konuda en deneyimli ortopedistlerden biriydi Charles Epps. Ki Selçuk Hoca da hatırlar, Washington'a beraber gittiğimizde bizi çok iyi ağırlamıştı. Daha sonra 90'lı yılların başında 93 mü? Doğru mu? Değil mi? 93 veya 94. Ulunay Hoca aramıza araştırma görevlisi olarak katıldı. Ve işte kısa zamanda gördüğünüz gibi doçent profesör oldu. Burada herhalde Ulunay Hoca da katılır. Selçuk Hoca'ya çok teşekkür etmemiz lazım. Sorumlusu olduğu bölümde kazandığı deneyimleri Ulunay Hoca'ya aktardı. Bu anlayış ona gösterdi ki her hoca bunu yapmaz. Ve Ulunay Hoca da bu aldığı bayrağı çok daha yüksekleri taşıdı. Bunu zaten biraz sonra göreceğiz örneklerle. Bu aramıza katıldığı yıllardaki, şurada belki görüyorsunuz, yani toplantının yıldızı olduğu için onu yıldızla işaretliyorum. Ve daha sonra 2007'de bu kursları düzenlemeye başladı. İlk toplantıda bile gördüğünüz gibi kurs olarak ciddi bir katılım vardı. Ve hem bu kursun bilgilerini küçük bir kitapçık halinde yayınladı, hem de daha sonra bunu elinizde gördüğünüz gibi giderek geliştirdi ve asıl önemli başarılarından biri de bence bu deneyimlerini yurt dışına, uluslararası alana taşıdı. Yani tebliğler vesaire zaten herkes yapıyor da ama Kazakistan'da kendisinin direktörü olduğu bir kurs düzenledi ve sadece Kazakistan'dan değil, çevre ülkelerden de buna ciddi katılım olduğunu katılanlar söylediler. Burada gördüğünüz gibi bölümümüzden ortopedi hocaları ve fizyoterapist hocaları ve diğer katılımcılar birlikte. Dediğim gibi bu kurs kitapları gittikçe giderek gelişti. Bu 2012 ama bugün elinizde daha da gelişmiş hali var. Ve dijital teknolojinin bütün olanaklarını kullanarak görsel olarak da en zengin kitaplardan birini herhalde Türkiye'de yayınladı Ulunay Hoca. Ve bu yani takdir edilmesi gereken taraflardan biri de bence günümüzde yani gene Gazi'nin öncülük yaptığı konulardan biri de buydu. 90'lı yıllardan beri dünyada ve Gazi'de de bu arada Gazi Ortopedi'de de alt branşlaşma. Yani işte Selçuk Hoca omuz ve pediatrik ortopedide, Ulunay Hoca omuz, ayak bileği ve diğer bazı konularda daha da giderek ustalaşmaya başladılar ve bu tabii istikrarlı olunca kitap yönünden de, kurs yönünden de ve genç nesillere, kuşaklara bunların aktarılması açısından da çok yararlı sonuçlar verdi. Ve daha sonra bunu bilimsel medyaya taşıdılar ve değişik, burada son yayınlar yok. Ulunay Hoca, ben rica etmiştim ama o son günlerdeki yoğun çalışma ortamı nedeniyle bana gönderemedi. Ben 2013'e kadar bu yayınları bende vardı. Bu rakamlar da yine eski, bunlar güncellersek daha da artmış olması lazım. Diz artroskopisini bilemiyoruz tabii ama gördüğünüz gibi omuz, ayak bileği, kalça, dirsek, el bileği, tenoskopis, yani artroskopi yapılmayan neredeyse doku veya eklem kalmamış. Bu da bizim 93 olabilir şampiyon olduğumuz sene ortopedi takımının Gazi Tıp Fakültesi'nde rektörün de takımını yenerek, pediatri de yenerek şampiyon olduğumuz sene ve burada özellikle üç yıldızı işaretledim. Biri ben, biri Selçuk Hoca, bu da onun oğlu. Şu benim kızım, şu da benim oğlum. Bu da rahmetli bir arkadaşımızın oğlu, bu da onun oğlu. Bu da bir İngiliz hemşire, pardon. Şurada bir İngiliz hemşiremiz vardı, onun oğlu. Ve bunlar, çoğu arkadaşlarımız da buradakilerden profesör oldular. Bunu da vurgulamadan geçemeyeceğim. Şu anda aramızda bulunan belki bazı arkadaşlarımız da, asistan arkadaşlarımız da daha asistanken yurt dışına Erasmus nedeniyle gidip değişik toplantılara, kurslara katılıyorlar ve orada çalışıyorlar. Ve Gazi ortopediyi bir takım bilimsel poster veya bilimsel tebliğlerle temsil ediyorlar.
Ayrıca zaten hocalarımızın çoğu yurt dışına gitti geldi. Yurt dışı deneyimini aldı. Bana sorarsanız Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ne zaman gireceği belli değil ama düzenlediği kurslarla geçen sene onlayacağım iki kitap mı çıktı? Biri ayak bileği artroskopisi, biri omuz artroskopisi. Bir de benim ve arkadaşların birlikte yazdığımız eklem hastalıkları ve cerrahisine güncel yaklaşımlar. Yani düşünün bir klinikten 200, 300, 400 sayfalık 3 ayrı kitap çıktı. Düzenlenen kurslar, yakında ayak bileği artroskopisi kursu da var biliyorum. Ve diğer toplantılar ve uluslararası ilişkilerimizi hepsini göz önüne alırsak bence bizim klinik olarak herhalde sizler de kabul edersiniz. Avrupa Birliği'ne girdiğimiz kabul edilebilir. Ben çünkü oradaki kursları da biliyorum. Hem dinleyici hem orada düzenleyenler arasında katıldığım toplantılarda bundan daha kaliteli olmuyor. Bundan daha iyi katılma olmuyor. Ben 100 kişiyle dünya toplantısı Boston'da yapılan bir toplantıyı hatırlıyorum. Uluslararası toplantıyı. Dolayısıyla başta Selçuk Hoca'yı ve Ulunay Hoca'yı, burada Rabet Hoca ve Meltem Hoca ve Nadir Hoca ve diğer şu anda aramızda olmayan anatomiden hocaları ve diğer bilim dallarından, geriatriden, dahiliyeden, fizik tedaviden, pediatriden hepsine şükranlarımı sunuyorum. Başarılar diliyorum. Son olarak açılış konuşması için Profesör Doktor Ulunay Kanatlı hocamız davet ediyor. Herkese günaydın Sayın Rektörüm, değerli hocalarım. Bu 11. Gazi Omuz Artroskopisi kursuna hepiniz tekrar hoş geldiniz. Aslında benim söyleyecek fazla bir şeyim kalmadı, hocalar sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyorum bu sözleriniz için de. Ben özellikle katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin birçok yerinden Ankara'ya, çok cazibesi olmayan bir yere kalkıp geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. 3 gün beraberiz. İlk 2 gün teorik, pratik ve canlı cerrahilerle geçireceğiz. 1. gün instabilite cerrahisiyle ilgili teorik, pratik ve canlı cerrahi olacak. 2. gün ise subakran bölge patolojileriyle ilgili yine teorik, pratik ve canlı cerrahiler olacak. Canlı cerrahinin sonunda da her 2 günde de değişik vakalar olacak. Onları hep beraber tartışacağız. Belki bizim için eğitici vakalar olacaklar. Son gün kadavra var. Sizin için 6 kadavra hazırlandı. Herkesin hemen hemen birçok işi yapabileceği bir ortam olacaktır. Aynı zamanda kuru kadavralar olacak. Yine kadavra çalışmanızı anatomi ana bilim dalı öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri eşliğinde her türlü anatomi, üst ekstremite anatomisi çalışabileceğiz. Bugün yani başta Selçuk Hoca olmak üzere çünkü bana omuzu o sevdirdi ve bu aşamaya geldik. Teşekkür ediyorum. Şahap Hoca'ya da özellikle teşekkür ediyorum. Şimdi şu fotoğrafa bakacak olursanız omuz artroskopi deyince genelde oturup pozisyon ya da şezlong pozisyon, bir çeyar pozisyonu diye yapılıyor ama buraya bakarsanız bu ilk omuz artroskopilerinden Türkiye'deki, belki de ilktir bilmiyorum Şahap Hocam, ilktir herhalde. Lateral dikübitte yapıldı. Bugün de ve yarın da hep canlı cerrahide göreceksiniz. Biz burada hep lateral dikübitte yapıyoruz. Türkiye'de en çok lateral dikübitte yapan herhalde biziz, ilk de biziz herhalde. Çünkü ben hatırlıyorum ilk omuz artroskopisine başladığımda Türkiye'de bir çeyar yapılır, lateral dikübitte pek yapılmaz denirdi. Fakat biz böyle başladık. Şahap Hoca'ya başladığı için biz de öyle başladık. Şu anda görüyorum ki özellikle instabilite cerrahisinde buna lateral dikübitte karşı olanlar bile, ki bunlar çok tecrübeli hocalar bile lateral dikübitte geçtiler. Özellikle instabilite cerrahisinde. İkisi arasındaki farkı belki yapanlarınız bugün canlı cerrahisi arasında göreceksiniz. Aslında lateral dikübit özellikle eklem için görmede çok daha avantajlı bir pozisyon. O yüzden ben Şahap Hoca'ya tekrar teşekkür ediyorum. Biz böyle başladığımız için böyle devam ediyoruz. Hepiniz tekrar hoş geldiniz.